Evet sevgili canlar, bahçeden patlıcanlarımızı topladık, görüyorsunuz dolu dolu patlıcanlarımız maşallah. Ne yapacağız bunları? İpe dizip kurutacağız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diye şöyle başlıyorum. Ve soymaya. Böyle bir soyma aparatımız var. Çok güzel soyuyor. Görüyorsunuz bu şekilde. Burada da tuzlu suyum ve kovanlı suyumu hazır ettim. Şu şekilde üçe bölüyorum patlıcanları ve şöyle diliyorum suyun içine arkadaşlar. İpte kalacak şekilde bu şekilde patlıcanlarımızı diliyoruz. Bu tuzlu su patlıcanın acılığını alacak. Ben bunları soyup doğrayana kadar kovanda patlıcanlarım bekleyecek tuzlu suda. Sizlere yine yakından da gösteririm. Ağustos ve böceği ve karıncanın hikayesi gibi arkadaşlar. Karınca gibi çalışmak lazım kış için. Biliyorsunuz her şeyler pahalanıyor. Bakın bu şekilde tombul patlıcanlarımız. Bunların közlemesi güzel oluyor arkadaşlar. Közleyip, ateşte közleyip kırmızı biberle birlikte köz yapıp böyle derin dondurucuya da koyduğunuz zaman da çok güzel oluyor. Maşallah görüyorsunuz patlıcanlarımızı. Evet, su içinde bu şekilde bekletiyorum ben bunları. Büyüklükleri şu şekilde elimi baz alırsanız. Sonra bunları ipe diziyorum ve güneş alacak yere güneşte dizip kurutuyorum. Bakın şimdiden suyunun rengi değişmiş. Evet, şimdi bütün patlıcanlarımı bu şekilde doğrayacağım. Tuzlu suda bekletip dizeceğim arkadaşlar. Evet sevgili canlar, bunların kuruları aktarlarda çok pahalı biliyorsunuz. Genelde Antep tarafı, Adana tarafı bu kuruları çok sever. Tabi kurutmalık patlıcanın cinsi de farklıdır. Bizimkisi bu şekilde ince uzun. Bu şekilde doğruyorum. İnce olduğu için üçe bölmek yeterli geliyor. Çok zor bir şey değil. Sadece biraz zaman alıyor. O kadar. Görüyorsunuz. Tazecik patlıcanlarımızda. Allah bereket versin. Bilmeyenler için çekmek istedim arkadaşlar. Tabi her yörenin kurutma tarzı farklı oluyor. Her yörenin damak tadı farklı olduğu için işlemleri de farklı oluyor. Tepsiye de dizip kurutulabilir. İpte de kurutulabilir. Benim tercihim bu şekilde. Bunu ne yapıyoruz? Kışın bunlar kurusunu alıyoruz. Yiyebileceğimiz kadar az bir suyla haşlıyoruz arkadaşlar. Bol soğanla bir kaşık hemen tereyağıyla kavuruyoruz. Acı sevenler için biraz acılı. Sarımsak katabiliriz yine içine. Sarımsak çok lezzet veriyor. Hatta ayrıyeten bu pişirdikten sonra üzerine yine sarımsaklı yoğurt katabiliriz. Lezzetine lezzet katar, artırır lezzetini. Nasıl seviyorsak o şekilde tüketebiliriz. O bize kalmış. Evet, çöplerini de keçilerimize vermek üzere poşete böyle biriktiriyorum.
Patlıcanlar sağlıklı olduğu için çok güzel soyuluyor, sizin de gördüğünüz gibi. Hiç zor bir şey yok. Yalnız tabii bu işlemleri yaparken eldiven kullanılsa daha iyi olur. Biraz elleri karartabiliyor arkadaşlar. Patlıcanın karası suya çıktığı gibi elimize de çıkabiliyor yani. Güneşin geldiği yerler biraz böyle yaralanmış. Ama altta hiçbir şey yok bakın. Gayet sağlıklı. Ve ilaçsız bir şekilde yetişmiş arkadaşlar bu patlıcanlar. Doğal, sadece hayvan gübresiyle yetişmiş sebzeler bunlar. Gözüme büyük gelenleri biraz şöyle küçültebiliyorum. Evet. Evet sevgili canlar, bu şekilde de ipe diziyoruz. Bunu da kısa da olsa sizlerle paylaşmak istedim. Görüyorsunuz, suyun içine dizdiğim tuzlu suya patlıcanlarımı yorgan iğnesiyle iğneye bu şekilde geçiriyorum. Sonra bunu balkona, güneşe dizeceğim. Şu şekilde. Tabii ki biraz uğraştırıyor ama emek olmadan yemek olmuyor biliyorsunuz. Tabii eşinizle beraber yaparsanız daha yapması zevkli oluyor, yardımlaşarak. Bu şekilde. Evet. Her yerde patlıcan görür olduk değil mi Serpil'im? Maşallah çok güzel dökmüş patlıcanlar canım. Hem tombul. Ama bunları közleyeceğiz annem. Bak tam közlemeli. Çok güzel patlıcanlar gerçekten. Onlar... Pazara gittiğim zaman da ben hep bunları tercih ederim yani yemek için. Onları bir tane sor. De domates buldum aşağıda. Domates çok var. O çerriler evet. Falan hep geçiyor başında vallahi. Toplayacağız da işte zaman kalmıyor. Bahçede iş çok olduğundan hangisini yapacağımızı şaşırıyoruz. O yüzden israf olmasın diye önceliklerimiz ona göre oluyor. Evet, patlıcanlarımızı ipe dizdik. Çamaşır ipine bu şekilde güneşte kurumaya bıraktık. Nasıl gösterebilirim size diye şöyle. İki sıra patlıcanımız oldu arkadaşlar. Şöyle yakınla da çekeyim size. Bu şekilde. Güneş vurduğu zaman, kuruduğu zaman bunlar zaten ayrılıyorlar birbirlerinden. Daha çabuk, daha kolay kuruyorlar. İp de bu şekilde kuruyacaklar. Balkonumuzun hali bu.